Orada olan Engin Bey duyuyor musunuz? Bizim milletvekillerimiz ilk andan itibaren Engin Bey. Milletvekillerimiz efendim. Ha, Barış Bey arkadaşımın sorusu var. Sayın Özkoç, o tabloyu gösterdiniz. Siz bölgedeydiniz. Bölgeyi dolaştınız. Bu son depremde, Maraş depreminde. Bu anlattıklarınızı, kağıt üzerinde olanları orada gördünüz mü? Evet. Şimdi onu anlatıyorum sevgili Barış. Evet. Onu anlatıyorum. Arkadaşlara ilk sorduğum soru şu. O toplanma bölgelerinde bunlar var mı diye sordum. Yahu dedi ki arkadaşlarımız, Engin Bey, insanlar feryatlar içerisinde nereye gideceklerini bilmiyorlar. Toplanma bölgesinin neresi olduğunu bilmiyorlar. Yetkililer, ulaşabildiğimiz yetkililer toplanma bölgesinin nerede olduğunu bize tarif edemiyorlar. İnsanları yönlendiremiyoruz. Enkazın altından insanlar feryat ediyor. Bir şey daha, ikinci konu çok önemli. Devlet organize olursa iş makinaları, Sakarya'da kaç kişide kaç iş makinesi var? Valiliğe bildirmek zorundadır. Valiliğe bildireceksin. İş makinalarıyla ilgili valilik diyecek ki falanca bölgenin iş makinesi alanları şurasıdır. Sağ kalan insanlar, ayakta kalan insanlar iş makinalarını oraya getirecekler. Şimdi böyle bir şey de yok. İş makinesi yok. İnsanlar kepçe bekliyorlar. Sevgili Barış, orada enkaz altında bekleyen yakınlarıyla ilgili birisi beni arıyor. Telefonla. Engin Bey, enkazın başındayım. AFAD'a söyledim. Ses gelmiyor buradan dediler. Şimdi size sesi dinletiyorum. Sesi dinletiyor bana. Ses geliyor kurtarın bizi diye. Sen kapat telefonu dedim. O bölgedeki milletvekili arkadaşıma ulaştım. O bölgedeki milletvekili arkadaşım derhal oraya gitti. Enkazın altından ses geliyor. Valiye ulaştık. Oradaki arkadaşlara ulaştık. Bir kepçeyle oraya gelindi. Kepçe bu sefer AFAD izin vermiyor. Ben kaldıramam. AFAD yetkilisi olması lazım dedi. Aradan zaman geçti. İnsanlar feryat ediyorlar. Oksijen tükeniyor. Oraya müdahale edemiyoruz. Ya böyle bir rezalet olamaz. Bunların bir tanesi yoktu sevgili Barış. Bunların tek bir tanesi yoktu orada. Yani o alanlar, toplanma bölgesi denilen alanlar, tarla, bahçe, buna benzer alanlar, bazıları da imara açılmış artık toplanma bölgesi falan filan değil bu alanlar. Şimdi bomboş bir alanda insanları toplayamazsın. Ben şimdi bir şey söylüyorum. Milli Savunma Bakanı benim karşımda oturuyor odamda. Beraber oturuyoruz. Milli Savunma Bakanı'na diyorum ki siz bedelli askerlik yaptırtıyorsunuz. Bedelli askerlik bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde bunlara afetle ilgili eğitim verin. Bunlara afetten ilgili eğitim verin ve bunlara sefer görev emri tutun. Herhangi bir bölgede bir afet olduğu zaman bu insanları derhal oraya yönlendirin. Bu çok iyi bir fikir dedi. Çok doğru bir fikir. Bunu gerçekleştirelim dedi. Bu yeni mi? Aradan 1,5 yıl geçti bunu söyledi. Bir buçuk yıl geçti. Hiçbir şey yapılmadı. Şimdi ordu, Türkiye'nin ordusu NATO'nun 5. büyük ordusu, dünyanın 11. büyük ordusu. Yani Türkiye'deki en örgütlü kurum. En örgütlü kurum. Yemekhaneleri var mı? Var. Fırınları var mı? Var. İstihkam bölükleri var mı? Var. Piyadeler çadır kurma konusunu ne kadar zamanda hallederler? Saatler içerisinde hallederler. Tuvaletler ne kadar zamanda kurulur? Saatler içerisinde kurulur. Bunlar savaşta köprü inşa ediyorlar. Yolları düzeltiyorlar. Yollardan, bozuk yollardan tankların geçmesini sağlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusundan bahsediyoruz. Marmaris depreminde ordunun önündeki engel kim? Onu açıklıyorum şimdi. Kim bu ordunun önündeki engel? Marmaris depreminde yangın var. Asker inmiyor. İnsanlar elleriyle... Engin Bey bir saniye, bir dakika. Engin Bey, Engin Bey, bir dakika. Engin Bey, beni duyuyor musunuz? Tam anlayamadık. Efendim? Marmaris depremi mi dediniz? Yangın diyecek herhalde.
Marmaris yangınında. Ha yangın. Yangın demek istiyor. Marmaris yangını. Tamam. Doğru otursun yerli yerine diye ben. Marmaris tamam. Yangınında. Tamam. Ordu inmiyor. Ordu inmiyor. İnsanlar elleriyle söndürmeye çalışıyorlar. Elleriyle söndürmeye çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanı'nı aradım. Dedim ki ya neden ordu gelmiyor? Bana verdiği cevabı söylüyorum. 21. yüzyıllarda böyle konularda ordu kullanılmaz. Biz teknolojik olarak bu olaylara müdahale ediyoruz dedi. Depremde, yangında yangın uçağınız var mı? Yok. TK'nın uçaklarını kullanıyor musunuz? Yok. Orduyu yardım için çağırıyor musunuz? Yok. Yahu o yangını söndürmeye çalışan itfaiye erlerine su taşıyan çocuk boğularak öldü ya. Arkasından Milli Savunma Bakanı'nı aradık. Kardeşim ordu niye inmiyor Sayın Komutanım dedik ya. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum dedi. Ordunun önündeki engel İçişleri Bakanı'dır. Ve Tayyip Erdoğan'dır. Ne diyor şimdi bu konuyla ilgili? Bakın. Milli Savunma Bakanı diyor ki saat 5 itibariyle Genel Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanlığından bilgi alınmasının ardında 5.10'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığını belirterek bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporu sundu. Nedir o rapor? Aldığımız ilk bilgilere göre Hatay'da bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberlerini kendilerine sunduk. Arkadaş, memleket yıkılmış ya. Memleket yıkılmış. İnsanlar enkaz altında. Bunu söylemediniz mi Cumhurbaşkanınızda? Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi söylediniz. Sana niye oraya gittin gitmedin demiyorum. Orduyu niye emir vermedin? Neden ordu deprem sahasına inmedi diyoruz. Sen Genelkurmay Başkanı'nla birlikte Hatay'a gidiyorsun gitmiyorsun. Git oraya. Ordu ne zaman girdi? Ne zaman milletle birlikte enkaz kaldırmaya başladı? Ne zaman güvenliği tesis etmeye başladı orada? Bizim vekillerimiz oradaydı. Ben oradaydım ben. Ben görmedim. Bunu benimle beraber çık bir televizyona. Orada birlikte konuşalım ya. İnsanlar feryat ediyor. Anası babası enkazın başında. Yahu kardeşim çocuğunun elini tutmuş. Kızının elini 48 saatten beri 48 saat bir baba. İki tane ordu mensubu orada olsa o evladı çıkartır. Babasına teslim eder onu kabrine götürürlerdi. 48 saat. Yani bir insan bu kadar mı gerçek dışı beyanda bulunurlar? Bu kadar mı artık ordunun imkan ve kabiliyetleri engellenir? Bu kadar mı bir yönetim kendi milletine düşmandır? Bu kadar mı gözü kararmıştır? Yani yapılacak olan şeyler, kardeşim Kızılay'dan bahsediyoruz. Kızılay Ankara'da bir yeri var. 70 yıldan beri orada çadır üretiyor. 70 yıldan beri. Daha sonra da Erzincan'da bir atölyede 12 kişi üretiyor. Peki Malatya'da 50 bin metrekare araziye Avrupa'nın en büyük entegre tesisini kuracak diye başladınız. Orada hem tesis hem çadırla ilgili üretim alacaktı. Batanya'yla ilgili üretim alacaktı. Orada şimdi o boş alanda 2021 yılında açacağız dediğiniz yerin, pardon 2010 yılında, özür dilerim 2021 yılında açacağız dediğiniz yerin bulunduğu boş alanda şimdi orada depremzedeler kalmaya çalışıyorlar. Peki ne hakla sen aldın da çadır üretimi yapan Kızılay'dan AFAD'a verdin? AFAD ne yaptı? AFAD ne yaptı? AFAD gidip de çadır üretimi yaptı mı? Çadır depoladı mı?
Çadırla ilgili ihale açtı mı? Çadırları hazır hale getirdi mi? Aradan neredeyse 2 hafta geçti. Hala sen diyorsun ki Türkiye çağ atladı. Türkiye 2 tane çadır kuramadı oraya. İnsanlar enkaz altında soğuktan öldüler. Arkadaşlarımız, enkazdaki insanlar geceliğin karanlıkta ışık tamamen yok olduğunda korkmasınlar diye enkaz altındaki insanlarla konuşurken insanlar hayatlarını teslim ettiler. Engin Bey. Yani Engin bunların Bey. Hiçbir tanesini konuşmayacağız. Evet. Bunların hiçbir tanesini söylemeyeceğiz. Peki ne yapmamızı istiyorsun? Sana alkış mı tutmamızı istiyorsun? Bakın, internet bağlantısını kesti. Cumhurbaşkanının emriyle oldu. Öyle bana şuradan kestiler, buradan kestiler, bilmem ne falan filan, bunları bıraksınlar. Cumhurbaşkanı sahaya indiğinde feryatlar yükselmesin diye oldu. İnternetle ilgili o bağlantı kesildiğinde enkaz altında sinyalle ulaşmaya çalışan, ben hayattayım diyen defansedeler can verdi. Biz bunları söylemeyecek miyiz? Konuşmayacak mıyız? Ama bunları söyleyeceğim, bu gerçekleri konuşan, gelecek depremlere karşı tedbir alınması için uğraşan televizyon kanallarını kapatacaksın. Gerçekleri konuşanları konuşturmayacaksın. Peki. Ben 3 tane televizyona çıkabiliyorum. Bir tanesi Tele1. Bir tanesi KRT, diğeri TV100. Bunun dışında hiçbir televizyona çıkmıyorum. Çıkamıyorum, yasaklıyım. Yasaklıyım. Çok açık ve net söylüyorum. Bir havuz medyası, bir de 200'lü medya var. Onları almışlar kendi cenderelerine. Onlara hiçbir gerçeği söylettirmiyorlar. Az önce değerli arkadaşlarım orada ifade ettiler. Peki Tele1'in ve diğer kanalların suçu ne? Suçu gerçekleri söyleyince. Kardeşim, biz gerçekleri söylemeye televizyon ekranları kapattınız. Televizyon ekranlarınızı, televizyon stüdyolarının önüne gelerek gerçekleri aykırmaya devam edeceğiz. Peki. Onun için peki, bir Engin kere Bey. Daha söylüyorum. Engin Bey. Şu çok önemlidir. Engin Bey, bir sorum olsun. Şu çok önemlidir bir. İkincisi, Sahra Hastaneleri ile ilgili alanlar daha önceden belirtilmeli ve bununla ilgili Sahra Hastanesi'ni kuracağınız çadırları da oraya depolamalısınız. Eğer İstanbul'la ilgili bir şey yapmak istiyorsanız öncelikle bütün bunları yapmak durumundasınız. Şimdi Kızılay'la ilgili bir şey daha söyleyeyim, sözlerime son vereyim. Sorularınızı alacağım. Tabii tabii. Sen çadır üretimini elinden almışlar. Gıda üretimiyle ilgili gerekeni yap demişler. Ya kardeşim, günlerce insanlar çorba içemediler ya. Günlerce insanlar suya ulaşamadılar ya. Çadır da tamam, hala Ankara'daki çadır yapıyorsun orada. Çadır depolamamışsınız. Ama gitmişsin 2020'de İstanbul'un Rumeli Hisarı'nın üst kısmında aylık 12 bin dolara boğaz manzaralı köşk kiralamışsın. 10 bin dolar emlakçıya vermişsin. 600 binle oraya verip de dayamışsın, döşemişsin. Çadır yapmamışsınız millete ya. Yani Engin Bey, biz bunları konuşmayacağız. Engin Bey, beni duyuyor vallahi musunuz? Vallahi billahi bakın. Engin bizim Bey, milletvekili beni? Arkadaşlarımızın Engin Bey, sayın duyuyor, duyuyor musunuz? Bizim milletvekili arkadaşlarımızın raporlarını okursanız hepiniz ağlarsınız. Şimdi gerçekten sizin bakın bu ifadeleriniz hakikaten insanlarımızı çok etkilemiş durumda. Şimdi onlarca izleyicimizden mesajlar geliyor. Gözyaşları içerisinde dinliyoruz diyorlar. Bana birkaçını okuyabilirim şu anda. Engin Bey'in anlattıklarını gözyaşı içerisinde dinledik diyorlar. İnsanın yüreği dayanmıyor bu anlatılanlara diyorlar. Hakikaten siz de orada sahada bizzat ilk günden itibaren var olan bir milletvekilisiniz. Oradaki mücadelenizi ve içinizdeki feryat.